Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun 23 Mayıs'tan Haziran ayının sonuna kadar olan çalışma takvimiyle ilgili bir önergesi geldi. Biz bu mecliste 6 siyasi parti grubu, 15 siyasi partiyi temsilen bulunan milletvekilleriyle 599 işte belediye başkanı seçilen milletvekilleriyle 596 civarında milletvekili olarak burada yasama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Buradaki çalışma takviminin bir parti grubu tarafından sadece bir önergeyle biz bu şekilde uygun gördük, buyurun çalışın denilmesini meclis çalışma hukukuna uygun bulmuyorum. Şunun için söylüyorum. Değerli Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımız, meclisi birlikte çalıştıracaksak buyurun gelin beraber konuşalım. Yok, bizim nasıl olsa parmak sayısı itibariyle iç tüzük ve anayasanın bize sağladığı çoğunluğa göre biz bu meclisi yönetiyoruz diyorsanız, anayasanın 96. maddesi der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az 1/3'üyle toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla karar verir ama bu sal çoğunluk hiçbir zaman 1/4'ünden bir fazlasından az olamaz. Dolayısıyla bakın bugün siz bu meclise bir tabiri caizse dayatmada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki siz ne derseniz deyin biz bu takvime göre çalışacağız. Kaç kişisiniz burada? Anayasa 96 size bunu dayatma imkanı veriyor mu? Ya hiç olmazsa bunu getirdiğiniz bir dönemde Anayasa 96'ya uygun olarak gelin buraya. Biz keyfi olarak karar yeter sayısı ya da yoklama talep etmiyoruz. Diyoruz ki siz bir konuyu bizimle istişare ediyorsanız eyvallah gelin istişare edelim. Bu memleketin menfaatine olan işleri hep beraber konuşalım. Yok hayır biz sizinle istişare etmiyoruz. Parmak sayımıza güveniyoruz diyorsanız o zaman anayasanın ve iç tüzüğünü size görev olarak yüklediği parmak sayısını buyurun bu meclise getirin, öyle bu meclisi çalıştırın diyoruz. Burada bizim niçin bu talepte bulunmadığımızı belki grup başkan vekili arkadaşlarımız iyi biliyor. Sık sık arka tarafta görüşüyoruz ama bilmeyen milletvekili arkadaş, daha doğrusu bu tutumumuzu duyuramadığımız milletvekili arkadaşlarına bunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, sadece oylama için bu sayısal çoğunluğunuzu kullanmanıza Saadet Gelecek grubu olarak asla rıza göstermeyeceğiz. Siz ya bizimle istişare edeceksiniz ya da iç tüzükten kaynaklanan hakkınızdır. İstediğiniz sayıdaki arkadaşı buraya getirir, meclisi çalıştırırsınız. Meclisi çalıştırmıyoruz diyecek kadar külhan beyliği yapacak hakkımız yok. Ama emin olun ki iç tüzük ve anayasanın bir muhalefet partisine yüklediği görev ve sorumluluğu da sonuna kadar sahip çıkacağız. O açıdan sizin kendiniz dışında bir gündeminiz olmayabilir. Ama o zaman geleceksiniz ve bu anayasayla iç tüzüğün aradığı çoğunluğu burada bulunduracaksınız. Bu çoğunluğu anayasanın ve iç tüzüğün aradığı çoğunluğu bulamayıp biz buradan anayasaya uyun, bizi dikkate almıyorsanız gelin burada 200 kişiyle bulunun dediğimiz zaman oradan homurdanma şeklinde sesini yükselten arkadaşlarımızın olmaması gerekiyor. Buraya devamlı olarak takip eden çok değerli AK Partili milletvekili var. Bize saygı duymuyorsanız hiç olmazsa buraya maaşının ve milletvekili sorumluluğunun yerine getiren AK Parti'nin buraya devam eden milletvekillerine saygı duyun. Dolayısıyla bizim yoklama ve karar yeter sayısı talebimiz iç tüzük ve anayasadan kaynaklanıyor. Sizin dayatmalarınıza boyun eğmeme tavrımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu önergeyle ilgili de karar yeter sayısı talep ettiğimizi buradan Sayın Başkan'a tekrar iletiyorum. Çalıştırmamak değil, parmak sayısıyla bu meclisi yönetecekseniz yeterli parmak sayısını buraya getireceksiniz. İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Aykut Kaya. Buyurun sayın. Aykut Bey zaten nöbetçi konuşmacı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enflasyonla mücadelenin sadece para politikasıyla başarılamayacağını işi bilen herkes dile getirdi. Geç de olsa Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tasarruf tedbirleri paketi açıkladı. Çok utangaç bir paketti bu. Suyu az içsek, salonda sadece bir ampul yaksak, kombiyi açmayıp kışın battaniye ile ısınsak 30 yılda bir araba alırız durumuna düşmüş hane halkı bütçe yönetimi anlayışıydı adeta. Süreçleri iyileştirmeye yönelik bir şey yok. Kamu ihale kanunu nasıl daha etkin hale gelir?
kamu özel işbirliği projelerinden doğan fahiş ödemeleri nasıl azaltacağız? Bu sorular belli ki iktidar partisi için bir anlam ifade etmiyor. Bu tasarruf genelgesinin ne kadar doğru tasarlandığı bir yana, bunun uygulamasının ne kadar etkili olacağı da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü uygulamada başarıyı elde etmek için güçlü ve çevik kurumlar gerekir. Oysa bizim bütün sorunlarımızın temelinde zaten kurumlarımızın yozlaşması var. Bakın, bununla ilgili çok trajikomik bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Futbolda hakem hatalarını ortadan kaldırsın diye VAR ve yarı otomatik offside sistemi gibi teknolojileri getirdik ülkeye. Hakemler kamera kaydını inceliyor. Yarı otomatik offside sistemi tartışmaya açık olmayan bir dijital offside çizgisi çekip hakemlere sadece açık olan sonucu açıklama işini bırakıyor. Ancak tüm bu teknolojilere rağmen hakemler hala yanlış offside kararı verebiliyor. Futbol maçlarının neticesini değiştiren açıklaması güç hatalar yapabiliyorlar. Yani Türkiye'de futbol öyle bir hal almış ki hakemlere tüm verileri, tüm açıları inceleyip doğru sonucu söyleyen bir teknoloji versek gene yanlış karar verecekler. Demek ki Türk futbolunun geleceği için yeni teknolojilere uyumdan, en iyi futbolcuları transfer etmekten önce futbol alanındaki kurumsal yozlaşmayı çözmemiz gerekiyor. Bu bozuk kurumsal çerçevemiz Antalya'da Expo alanı gibi bir kaynak israfına yol açtı. Sahi ne olacak bu Expo'nun hali? Ben teknoloji ve bilişim üssü olsun diye bir öneride bulunmuştum. Sayın Çavuşoğlu seçim zamanında orayı Silikon Vadisi yapacağız demişti. Ortada ne vadi var ne silikon. Soruyorum, Expo'nun geleceği de mi tasarruf kapsamına alındı? Expo alanının bir an önce valilik koordinasyonunda milletvekilleri, ilgili bakanlıkların temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi, STK ve Meslek Odası temsilcileriyle bir kurul oluşturularak Antalya'nın gelişimine, kalkınmasına en uygun projenin tespit edilip hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Otoyol projesi dediniz, hala başlamadı. Manavgat Yeni Devlet Hastanesi'nde hala gözle görülür bir ivmelenme yok. Sağlık ve ulaştırma gibi Antalyalıların acil yatırım beklediği kamu hizmet alanlarında da mı tasarrufa gideceksiniz? Antalya için sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Almaya gelince pek sevdiğiniz ama vermeye gelince eli sıkı davrandığınız Antalya'da hangi tasarruflara gideceksiniz? Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kara. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Seçim bölgem Hatay'da 2023 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin özellikle tahakkuk eden trafik cezaları 15 ay sonra şu anda tüm yurttaşlarımıza gönderilmeye başlamıştır. Ödeme güçlüğüyle zor zamanlar geçiren esnaf ve memurlar için gelen toplu bu cezalar büyük bir ödeme kaybına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla idare eden şu günleri, şu zor zamanları daha sağlıklı geçirebilmek adına gelen bu trafik cezalarının iptal edilmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Taşkın, buyurun. Buyurun. Cumartesi hanelerinin geleneksel buluşmaları bininci haftasına giriyor. Bu inada, bu onurlu hak arayışına saygı duymamak mümkün değil. Meydanlar halkındır, halka kapatılamaz. Anayasanın 34. maddesi çok açık. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. İşte bu maddeyi kabullenemeyen, kendilerini devlet yerine koyan yöneticiler ve onların etkisindeki güvenlik güçleri "biz devletiz, kanunlar bizi bağlamaz" diyemez, meydana açtıklarında da bu bir lütuf olamaz, bu bir haktır. Dolayısıyla bu mücadele demokrasi mücadelesidir ve cumartesi hanelerinin verdiği bu mücadele aslında tüm ülkemiz yararınadır. Onları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, ellerini öpüyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Güllistan Kılıç Koçyiğit. Buyurun Sayın Koçyiğit.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, AKP grup önerisi çalışma gün ve süreleri. Tabii bir angarya sistemi olduğunu ifade edelim. Çok bildik bir şey. Komisyon öncesi müzakere edilmiyor. Komisyon aşamasına geliyor. Arkadaşlarımız orada saatlerce dil döküyorlar. Öneri sunuyorlar. Değişiklik önergesi veriyorlar. Hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Genel kurul öncesine geliyor. Arkada konuşalım. Bir uzlaşıya varalım. Önerilerimiz oluyor muhalefet olarak. Şunu değiştirin. Şu anayasaya aykırı. Şunu diyoruz. O konuda da bir şey yok. Ama çalışma konusunda ısrarla gece geç saatlere kadar meclis çalıştırmaya çalışan, kendi anlayışını, kendi yasasını buradan çıkarmaya çalışan bir anlayış var, akıl var. Bunu eleştirdiğimizi, doğru bulmadığımızı, bunun gerçek anlamda kalitesiz bir yasama faaliyeti sonucu doğurduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi az önceki tartışmada son bölümü Sayın Başkan ara verdi. Bazı şeyleri buradan ifade etmek istiyorum. AKP grubunun geçmiş dönem Dış İlişkiler Bakanı Yaşar Yakış'ın verdiği bir mülakat var. Size oradan bir iki tane pasaj okumak istiyorum. Bence çok önemli. Siz de bakarsanız iyi olur. Belki gerçekten bu olayları tarafkil bir yerden değil, daha sağduyulu, daha hakkaniyetli, daha vicdani bir muhasebeyle ele alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle demiş, muhabir soruyor. Siz diyor kaban olayları devletin bilgisi dahilinde oldu diyorsunuz. Tam olarak kastettiğiniz nedir? O da diyor ki galiba önce devlet bu işin nerede durması gerektiğini iyi belirlemedi. Sonradan iş büyüyünce bu sefer mani olamadı. Ve şimdi yıllar sonra verilen hükümlerle insanlar gereksiz cezalandırıldı diye düşünüyorum. Yine muhabir soruyor. Diyor ki Kobani davası üzerinden Kürtler cezalandırılıyor. Kobani olaylarında devlet olayları önlemedi. Faturası Kürt siyasetçilere kesildi yaklaşımı var. Yaşar Bey şöyle diyor, ben de aynı kanaatteyim. Yani devlet bu işi doğru dürüst yürütmedi. Ondan sonra şimdi Kürtlerin sırtına yüklendi sorumluluk diye ifade etmiş. Şimdi bu daha da uzun aslında. Örneğin şeyi söylüyor, Kobani davasında verilen cezalara ilişkin fikriniz nedir? Kobani'de birçok şey devletin bilgisi dahilinde yapıldı. Ondan sonra da şimdi adeta o tarife yapılan şeyler yanlışmış gibi takdim ediliyor. Çünkü o olay olurken devlet imkanlarını kullanmıştı. Belli bir aşamadan sonra öyle zannediyorum hükümet kanaatini değiştirdi. Yani bakış tarzını değiştirdi. Kürtlere karşı haksızlık yapıldı. Ortada bırakılmış gibi düşünüyorum diyerek aslında durumu gayet açık ve net ifade ediyor. Tabii bu beyanı, bu mülakatın kendisini birkaç tane objektif bilgiyle de değerlendirmek gerekiyor. Neydi o bilgi? 6-8 Ekim olaylarında birincisi bizim İdris Baluken'in ve Sayın Sırrı Süreyya Önder'in o gün İçişleri Bakanlığı'nda kaldıkları ve o dönemin İçişleri Bakanı olan Efkan Alay'la sabahlayıp olayları durdurmak üzerine sürekli müzakere yaptıkları gerçeğini de akılda tutmak gerekiyor. Tamam. Bu anlamıyla bir hakikat var. Olayların provoke edildiği çok açık ve net. Ben size yüzlerce örnek söylerim. Hani buradan ölümlerle ilgili çok şey var. Ama sadece birini söyleyeyim. Belki döner bakarsınız, bakma ihtiyacı duyarsınız. Yunus Aktaş, Van ilinde bir okulun bahçesinde top oynadıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte protesto ateşi yakan 18 yaşındaki Yunus Aktaş, polis müdahalesi esnasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Herhangi bir olay olmamasına rağmen bir toma iki tane zırhlı araç bölgeye gelmiş ve çocuklara defaat atış yapmıştı. Baba Tahir Aktaş oğlunun öldürülme biçimini polis müdahalesi esnasında olduğunu doğrulamasına ve oğlunu vuran polislerden şikayetçi olmasına rağmen Kobani kumpas davasının müştekisi haline getirildi ve bundan da HDP'li siyasetçiler sorumlu tutulmaya çalışıldı. Gün geldikçe bütün bu örnekleri tek tek anlatacağız ve hakikatleri açığa koyacağız. Genel kurulu selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir. Buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.